Merhaba arkadaşlar, yeni bir Muhabbet Vadisi kanalı videosuna daha tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, güzel haberler bitmiyordu. Şu an güzel haberlerle sizi karşılıyoruz birkaç gündür. Arkadaşlar, Fatma sonunda anne oldu. Fatma'nın yavrusu çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz Fatma yumurta sıkıştırmıştı, eşi almıyordu falan, bir sürü problem getirdi. Sonra bu genç kuşumuzu iyi anlaştığını fark edecek, Fatma'ya eşi atmıştık. Şu an Fatma ile bu genç kuşumuzun ilk yavrusu çıktı arkadaşlar. İnşallah yarın bir yumurtasını daha, ya bir yavrusunu daha da çıkmasını bekliyoruz. 17 günlükken çıktı yumurta. Bu da değişik, güzel bir şey. Yavruyu beslemiş durmuş, hiçbir problem yok. Ben size yavruyu göstermeden önce kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sizlere de çok teşekkür ederim. Şöyle hemen bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle Fatma çık kızım. Arkadaşlar şöyle bebişi ufaktan göstereyim. Şöyle hemen çok rahatsız etmek istemiyorum. Zaten diğer yumurtaların ne zaman çıkacağı belli değil ama inşallah en kısa sürede onların çıkmasını bekliyorum. Bu kadar yeter, bu kadar gösterdiğimiz. Evet arkadaşlar, böyle güzel bir bebişimiz oldu. Şu an çıktı zaten taze, tazecik yumurta kabukları falan da sağında solunda. Ben böyle şeyleri görünce çok seviniyorum. Size de bunu göstermek istedim. Fatma'nın güzel bir fotoğrafını bulup güzel bir kapak fotoğrafı da yaparız zaten. Çok harika oldu ya, çok hoş bir durum oldu. Bayağı da sevindim. Şöyle hatta yavrunun fotoğrafını çekebilirsek arka fonda onu yaparız. Şöyle güzelce koyalım. Şöyle koyalım da. Aynen şöyle güzelce Fatma'yı da. Fatma'nın normal fotoğrafını çekmek çok zor. Fatma ile eşini. İnşallah yakalayabilmişimdir. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir haber geldi. İnşallah kısmetse aynı haberlerin memantiyle sarımızdan da almak istiyoruz. Arkadaşlar buradaki dişiye de şuradaki erkeğe sarı diyorum şu anda. Tam bir isim vermedik. Belki ihtimalle dişiye liman, buna sarı deriz. O şekilde devam eder. O da şu an gördüğünüz gibi orada kusuyor. Bakalım onlar kaç? 10. Bugün ayın 11 aslında. Bugün yumurta yapmazlar. Aa bakalım 5 olmuş mu? Evet 5 olmuş. Evet. Dün bayağı şişkindi çünkü. Hala şişkinliği devam ediyor. Bütme yumurtlamaya devam ediyor. Yumurtaların hepsi dolu gözüküyor şu anda. Hiçbir problem yok. Sadece şöyle dışkılama yapmış şuraya. Onu oradan alayım mı acaba? Şöyle alayım ben onu oradan. Şu şekilde bir dışkılama yapmış. Şöyle ilginç bir şekilde. Bunu lütfen dışarıdan kopartıp koymuş arkadaşlar içeriye. İnşallah başka bir şey değildir. Bu şekilde bunu da böyle atalım. Böyle yumurtaları yine biriktiriyoruz. Folukları hafta sonu arkadaşlar veya güneşli havalarda yıkıyorum. Öbür türlü folukları yıkamaya pek vaktim olmuyor. Burası teras olduğu için. Böyle pis olduğuna bakmayın onun o şekilde. Bunu çıkardık, gene şöyle bir yemleme sistemine geçtik. Öyle güzel bir haberle açtık. Bunları da böyle tepeye aldık. Gökyüzüne. Çünkü arkadaşlar bunları tepeye aldık. Şu nerede bizim? Cadaloz nerede? Bakın cadaloz orada. Dur, açayım şurayı. Şöyle cadalozu göstereyim. Arkadaşlar bu cadaloz Allah razı olsun diğerlerinin tüylerini çekiyor. Bütme kendi tüyleri de o yüzden çıkmıyor. Çıkan tüylerini yiyor veya çekiyor. Onu alışkanlık haline getirmiş. Biz dedik ki bu hayvanları bayağı buraya alalım. Tüylenmeleri güzel olsun dedik. Bu şekilde onları oraya aldık. Şöyle hafiften de şunların da yavrularını gösterelim size. Bu yavruları bir gezelim. Arkadaşlar bu tontonlar bayağı büyüdüler. Yani biraz hızlı büyüyorlar. Ama şimdi hızlı büyümüyor olabilirler çünkü bunlar jumbo kanına sahip oldukları için baba gibi büyük geliyor olabilirler yavrular. Bana hızlı gibi büyüyorlarmış gibi gelebilir. Orada yine bir çiftleşme seansı yaşıyoruz. Çapkın'la Nazlı yine erkenden çiftleşmeye başladılar. Bugün hayır yavruların birinin 29. günü. Büyük mer sarı büyük olanın. Arkadaki sarının 29. günü. Onun yuvadan düşmesini bekliyorlar. Fakat bunları erken almayacağım yuvadan. Besleyecekler kadar beslesinler. Biraz çünkü Nazlı'ya zaman kazandırmam lazım. İşte biri 29, biri 27, biri 25 günlük bu yavruların. Nazlı'ya kazanabilir kadar zaman kazandıracağım. Yoksa çapkın durmuyor zaten. Bunları ayırmak da istemiyorum. Şu an yumurtlama süreci devam ederken devam etsinler. Şunlara da güzelce bakalım. Kaç yapmış yumurtayı. 4. Güzelce sıralamış onları da. Evet dışkısı hala büyük. Hala bir yumurta yapma ihtimali var. Bunun. Sen becerebiliyor musun bari bir şeyler? Heh. O şekilde Zaza'yı da gösterdik. Şimdi ne kaldı? Arkadaşlar zaten nergis dediğim gibi erken attık. Yaşı küçüktü. Erkeğimiz de yeni bir çiftleşme döneminden çıkmıştı. Şu an ikisi de birbirine zaman veriyor. İyi de anlaşıyorlar. O yüzden ikisini burada ayırmıyoruz. Böyle tutuyoruz. Nergis'i Zaza'nın yanına koydum. Zaza üstüne çıkmaya çalışıyor Nergis'in. Zaza bayağı kızgın durumda.
Şöyle bir durum var. Bu niye böyle yaptı ya? Arkadaşlar voltaj düşük geldi. Bir şu an ışık gitti geldi. Bu voltaj düşüklüğü zaten bize sürekli ampul değiştiriyor. Bunu bir kontrol etmem lazım, bu voltaj düşüklüğünü. Kısmet sonunda kontrol ederim en yakın zamanda. Bu şekilde arkadaşlar, şu an bakmadığımız kuş kalmadı. Yine böyle kısa bir video oldu arkadaşlar. Siz kanala abone olup like atmayı unutmadığınızı varsayaraktan videoyu ben de yavaş yavaş kapatayım. Şöyle üretimhaneye geniş açıdan almak uzun zaman oldu. Şöyle ilk başta giriyordum ya şu şekilde. O zaman şu kafesi yoktu, şöyleydi. Orası büyük bir şekildeydi, öyle giriyorduk videolara. Gittikçe gelişiyoruz. Şimdi şu yavrulama süreçleri geçsin, biraz rahatlayalım. Üniversitenin açılıp açılmayacağı belli olsun. Üniversite açılmazsa videolar artık şöyle başlayabiliriz Allah'ın izniyle. Şuraya bir üçlü daha gelir. İşte bir dört kat daha gelir. Altına onu güzel bir şey yapıp bir dört kat daha getirmeyi planlıyorum. Böyle 12 kafes olsun. Girdiğimiz zaman böyle bir sürü cıvıl cıvıl kuşlar ötsün. Ama önce tabii şuraya bir çift kuş almam lazım. Buraya bir çift kuş almak lazım. Ondan sonra onlar. İkinci işlem. Burada da bir köpek var. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.